Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Dediğimiz gibi bugün 6 yıldızların günü, 6 yıldızların yükselmesinin günü. Akşama arenamız var. Kadromuzu güçlendirmeye devam edelim bakalım. Bu sefer kimi atalım 6 yıldızlardan? Evvela şöyle katalizörlerin olduğu yere gelelim. Şunları bir toplayalım. Basarım abi, öyle hayatta affetmem yani. Gördün mü yürüyü basarım arkadaş. Gel bakalım. Şimdi 6 yıldızlardan bu sefer kimi R2 atsak? Şimdi mistiklerden S4'ümüz yetmediği için atamıyoruz. Kozmik, bilim. Bilim zaten atmak istemiyorum. Bilimi çıkartalım abi devreden. Bak bilim çıksın. Mistiğe taşımız yok. Mutanta da yok. Şu 3 sınıf var. Doğru mu? Teknoloji de yok. Teknoloji de S4'ümüz yetmiyor. Teknoloji de çıkar. Kozmik ve beceri kaldı elimizde. Bakalım kozmik ve beceriden kimleri yükseltebiliriz? Şimdi şöyle bir bakıyorum. Burada mesela köstebek adam güzel olabilir. Köstebek adam işimi görebilir. Kingpin olur. Ondan sonra cima yeşil cin olabilir. Givenpool olabilir. Ben Givenpool'un 5 yıldızını kullanıyorum. 6 yıldızı neden olmasın? Thor'u kopyalamıştık yeni zamanlarda. Kulobsidian olabilir. İleride gümüş sörpçüyü R3 atarız. Şimdiden R2'sini hazırlayabiliriz bir ihtimal. Bunlar olabilir. Şimdi bakalım. Joe. Karadol. Joe Karadol'la eşleşmesini Joe'ya verdim. Heimdall olabilir. Heimdall'ı çok kullanıyoruz ama Joe'ya verdim. Bu sıradan yok. Joe Givenpool'da. Joe daha iyi ama Givenpool'a da ihtiyacım var. Yani kullanıyorum diyeyim. Bakıyorum. Köstebek adam olabilir. Köstebek adamı kullanabilirim. Köstebek adamın bazen lazım. Bazen lazım oluyor. O zaman hadi Köstebek'e karar verdik. Doğru mu? Başka kimse var mı? Yok. Tamam. Köstebek adama karar veriyoruz arkadaşlar. Yine bir miktar S4 basıyoruz. T4, TB, ne varsa basıyoruz. Hadi gel bakalım. Ve Köstebek'i yükseltelim. Böyle karar veriyoruz. Artık böyle karar veriyoruz abi yükseltirken. Ne yapalım? Bakayım elimde beceri izosu var mı? Pek olduğunu sanmıyorum ama daha yeni basmıştım. Çünkü Givenpool'a bastım. Oo biraz varmış. 21 tane varmış. Önce bu 21 taneyi kullanayım, sonra geri kalanları random sıradan basalım gelsin. Ama izolarım da iyice patatese bağladım genciler. 440 tane kaldı, resmen sürünüyoruz ya. Ki benim gibi 7-24 arena kasıp sürekli abidik gubidik kristaller açan bir oyuncuda bile kalmıyorsa bazen de yapacak çok bir şey yok demektir. Tamam hadi bakalım sıradan alıyoruz abi artık. Köstebek adamımızı. Hayır, mistik de atamıyorum. Bir tane S4 eksik. Olsa bir tane de mistik atacaktım. Artık haftaya bakarız. Ya da bir sonrakine bakarız. Tabii o zamana kadar T5 kalırsa elimde. T5'lerimin hepsini tüketmeyi düşünüyorum. Yani yedekte melekte tutmak istemiyorum. İlla böyle çok ekstrem yükseltecek bir şey gelirse beklesin abi işine. İşine beklesin. Gel bakalım. Of of ne kadar çok güzel. Biz hiç mistik basmadık mı? Daha yeni mistik R3 attık aslında. Bu da atmıştık R3 olarak. Ah be hacı. Güzelim mistikler nasıl gidiyor? Şuraya bak. Su gibi. Köstebek adamı daha yükseltiyoruz bu arada. Köstebek adam enteresan bir karakter. Hem kaçışları otoblokları kapatabiliyor hem de kanama verebiliyor. Evrende garanti kritiği falan da var. O yüzden bazı yerlerde kullanılabiliyor. Hatta çok şey olursa defansta bile kullanılabilir yani. Gel basalım. Şunu da bas, bunu da bas, hepsini bas, geri bas. 34 oldu. Ha, gayet ah be 35'e yetiştiremedik. Geri kalanı temellerle kullanın biraz. Mistikler kalsın. Yani o kadar arena kasan bir oyuncu olan bende bile bu tarz sıkıntılar olursa kim bilir sizde neler oluyordur. Güzel. Gördüğünüz gibi son durum bu. Bakalım. 33.000 canı var. 4.300 de saldırı gücü var. De haydi gidelim o zaman kobay faremize. Sinerjisiz bir şekilde 6 yıldız R2 köstebekimizi deneyelim bakalım neler olacak. Şunu çıkartalım. Beceri sınıfına gel. Burada koca kafalı bir köstebek var.
Köstebeğin esprisi basit. Birkaç ağır saldırı yapıp üzerinizdeki yükleri çıkarabildiğiniz kadar yukarı çıkartın. Sonrasında full garanti kriteri dönüyor. Arada bir ağır saldırı yaparak bir nevi Kaptan Marvel gibi yüklerinizi arttırabilirsiniz veya özel saldırı birle de arttırabilirsiniz. Veyahut da karakterle orta ağır saldırı yaparak da az kombo'da yüksek hasar verme yapabilirsiniz. Bak 12'e çıktı. Yalnız köstebekle dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer karşınızdaki kaçıyorsa veya otomatik blok yapıyorsa 10 yüke çıktıktan sonra gerçek saldırısını kaybeder. 9'da kaybetmez ama 10'da kaybeder. Haberiniz olsun. Şöyle atalım. Dediğim gibi sadece orta saldırı atarak da oynayabilirsiniz. Yani düzeltiyorum. Ağır saldırı atarak da oynayabilirsiniz. O zaman dediğim gibi daha az kombada daha yüksek hasar verdirmiş olursunuz. Yemedi. Kaç. Bir de bunun ağır saldırı spamı yerde tutmuyor arkadaşlar. Köstebek adamın kendisi boyu kısa ya. Fazla ileri itemiyoruz abi. Olduğu yere atıyor. Hop yakala. Çocuğu atıp yakalarsın ya öyle. Bir gün yakalamayacağım yere düşecek geberecek herif. L3 attığınız zaman da üstünüzdeki dalgaların sayısı artıyor arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi 20. Ama tabii bu karakterin oynama mantığı düz mantık. Sürekli vuruyorsunuz ve özel saldırı atıyorsunuz. Hem garanti kritik atıyor hem de bolca kanama vermiş oluyorsunuz. L1 atarak üzerinizdeki yüklere 3 ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda L1'i şok verir. O da işinize yarayabilir. Ama mutlaka bu full kritiği devam ettirmek istiyorsanız birazcık ağır saldırı kombinasyonu yapmanız lazım. L1 eğer imkanınız varsa oyun izin veriyorsa L1 ile yük kasmak yerine ağır saldırıyla kasıp L2 atın. L2 çok daha fazla hasar veriyor. Şekilada görüldüğü gibi. Şey gibi ulan. Her taraf full sarı, başka istesen de ya kritik istesen de başka türlü vurmuyor. Daha yükü bitecek. 8'e kadar düştü yükümüz. Tabi burada kış askerinin oynamama şekli de çok önemli. 8000, 9'a kadar çıkardım bir kere daha. Üçlü vurmak en iyisi ya. Orta hafif orta. Hem israftan da kaçınmış olursunuz. Ağır saldırıya gelir mi? Geldi. O zaman son bitirici hareketleri yapalım. Beşli combo arkasında L2 yaparak mevzuyu bitirelim. Köstebek adamdan nefis bir enstantane. 91 combo, 6 yıldız Z2 için normal. Normal çok şey değil. Köstebek adam takviyeleri falan da kapatabiliyor biliyorsunuz. Hem defansta hem de saldırıda kullanabileceğiniz ponçik bir karakter. Ponçik bir karakter. Keşke yüklerini yanında götürseydi yani şu bilmem ne kütlesi, canavar kütlelerini yanında götürebilseydi daha kullanışlı olurdu. Zaten favori bir karakter değil yani al böyle her yerde kullan karakteri değil. 14 yüke bir daha çıkardım. Ah be, 20'ye çıkartacaktım. Ben onu da işte kontrol problemine sıçayım. Kontrol problemine. Ne diyeyim şimdi? Şak. Şak du 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 şak. Ağır saldırıyı unutmayın. Yoksa kütleleriniz biter ya da yükleriniz. Ağır saldırılara bak koçum yine. Yine bolca da kanama ve kritiği verip yakışıklı bir L2. L2 güzel buraya ya. Şekilli abimiz. Pozisyonunu buldunuz mu ağır saldırılar arkadaşlar yükünüzü arttırın. Çünkü yük ölmüşüm şerik aşıktır. Dilavuyu dilavuyu İşte cücük bir ağır saldırı örneği. Cücüklerin ağır saldırısı. Ve yine engel. Sanıyorum 10 yük üzerindeyken özellikle L2 attığınızda engelleri azaldı galiba. Ya da canavar ki bu dalga açıkken her defasında da olabilir. Kanamalara bak. Kanama yolunda da bu Gundy'yi kullanırsınız. Kanama yolunda da cix bir şekilde iş görür bu arkadaş. İttifak macerasında bu hafta denerim bunu. Ve köstebek adam. Vatanı millet aylasın. Yani ne akar ne kokar abi. Orta karar bir karakter.
Alırsınız, üzmez, sizi hiçbir zaman üzmez ama böyle de oyunu domine etmez. Bu sefer daha az 82 koma, daha fazla ağır saldırı atabildiğim için daha çok daha kısa sürede bitmiş oldu. Vatanın millete hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Bu da attığımız başka bir 6 yıldız reyki. Dediğim gibi amacım 6 yıldız reykilerin sayısını arttırmak. Öncelikle bir 40-50 yapmak, tabii daha sonra daha da fazla arttırmak. Reyki'ye çok fazla yüklenmeyi düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Destek olmak isterseniz like atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.